Regresyon terimi 19. yüzyılda İngiliz istatistikçisi Francis Galton tarafından bir biyolojik inceleme için ortaya atılmıştır. Galton babaların boylarıyla oğullarının boyları arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Araştırmaları sonucunda ortalamaya doğru bir eğilimin varlığını fark etmiştir. Çok kısa boylu babaların oğullarının boylarının ortalama değerler etrafında toplandığını gözlerken bu durumun tersinin de doğru olduğunu fark etmiştir. Galton, oğullarının boylarının ortalamaya doğru yönlendiğini belirterek regresyon kelimesinin temelini de atmıştır. Günümüzde regresyon kelimesi iki ya da daha fazla değişken arasındaki ilişkinin modellenmesi işlemlerinin tümünü içeren geniş bir anlama sahiptir. Bir veya birden çok değişkenin başka bir değişken üzerindeki ilişkisini açıklamaya regresyon analizi adı verilir. İki değişken arasındaki ilişkiyi tanımlamaya ve ölçmeye ise korelasyon analizi adı verilir. Bu programda korelasyon, regresyon, korelasyon analizi, Pearson korelasyon katsayısı, belirlilik katsayısı, korelasyon katsayısı anlamlılık testi Basit doğrusal regresyon analizi, tahminin standart hatası ve örneklem regresyon doğrusunun anlamlılık testi anahtar kavramları ele alınacak. Bu programı izledikten sonra değişkenler arasındaki ilişkinin derecesi nedir? Bağımlı değişkendeki değişimin yüzde kaçı bağımsız değişken tarafından açıklanır? bir bağımlı ve bir bağımsız değişkenle nasıl model kurulabilir sorularına yanıt bulabileceksiniz. Korelasyon analizi en genel anlamı ile iki değişken arasındaki ilişkinin tanımlanması ve ilişkinin derecesinin belirlenmesidir. En basit şekli ile iki değişken arasındaki ilişkiyi gözlemlemek için bu değişkenlerin dağılım grafikleri çizilebilir. Ekranda yer alan şekilde iki değişken arasında gözlemlenebilecek dört farklı durum örneklenmiştir. A ve B grafiklerinde yer alan iki değişkenin arasındaki ilişkinin derecesi birbirine eşittir. Fakat iki değişken arasındaki ilişkinin yönü farklıdır. Dikkat edilirse şekil A'da x değişkeninin değeri artarken y değişkeninin değeri de artmaktadır. Ancak şekil B'de x değişkeninin değeri artarken Y değişkeninin değeri azalmaktadır. Şekil C ve D grafiklerinde yer alan iki değişkenin dağılım grafikleri incelendiğinde, C grafiğinde yer alan değişkenler arasındaki ilişkinin rastsal olduğu gözlemlenmektedir. Bu nedenle korelasyon analizi yapıldığında aralarında bir ilişki çıkmayacaktır. Şekil D dağılım grafiğinde ise iki değişken arasındaki ilişkinin eğrisel olduğu görülmektedir. İki ya da daha fazla oranlı ve eşit aralıklı ölçüye uygun şekilde ölçümlenmiş değişkenler arasındaki ilişkinin derecesini belirlemek için Pearson korelasyon katsayısı kullanılır. Pearson korelasyon katsayısı R, eksi 1 ile artı 1 arasında değişen değerler almaktadır. Pearson korelasyon katsayısı R'nin eksi 1 ve artı 1 değerlerine eşit sonuçlar, mükemmel veya tam ilişkinin varlığını gösterir. Pearson korelasyon katsayısının eksi R değerleri değişkenler arasındaki ters yönlü ilişkiyi gösterirken artı R değerleri değişkenler arasındaki aynı yönlü ilişkinin var olduğunu gösterir. Eğer iki değişken arasında hiç ilişki yok ise bir başka ifadeyle değişkenler bağımsız ise Pearson korelasyon kas sayısı sıfır değerini alır. Araştırmacılar bağımlı değişkende meydana gelen değişim içerisinde bağımsız değişkenin payının ne olduğunu bilmek isteyebilir. Bu bilgiyi gösteren istatistiğe belirlilik katsayısı adı verilir. Belirlilik katsayısı Pearson korelasyon katsayısı R'nin karesinin alınması ile hesaplanır ve R kare ile gösterilir. 0 ile 1 arasında değerler alır ve oran olarak ifade edilir. Araştırmalarda çoğunlukla örneklemler üzerinden çalışılmaktadır. Bir araştırmada örneklem sonuçlarına göre belirlenen korelasyon değerinin evren değeri için test edilmesi istenebilir. Örneklem sonuçlarına göre korelasyon yoktur yönünde karar verildiyse bu kararın evren içinde geçerli olup olmadığı korelasyon kas sayısı anlamlılık testi yardımıyla yapılır. Hipotezlerin ifade edilmesi aşamasında korelasyon kas sayısına ilişkin hipotezler şöyle ifade edilir. Sıfır hipotezi X ve Y değişkenleri arasında korelasyon yoktur. Alternatif hipotez, X ve Y değişkenleri arasında korelasyon vardır. Anlamlılık düzeyinin belirlenmesi, doğru olan sıfır hipotezinin örneklemden elde edilen bilgilere dayanarak reddedilmesi olasılığını belirleyen alfanın seçilmesidir. Alfa anlamlılık düzeyi, araştırmacı tarafından hipotezler ifade edilip veri değerlenmeye başlanmadan önce seçilmelidir. Sosyal bilim araştırmalarında alfa için genellikle %5 ve %1 değerleri seçilmektedir. Yapılan bu seçimle birlikte doğru olan sıfır hipotezinin reddedilme olasılığı belirlenmiş olur. İstatistiksel testin gerçekleştirilmesinde n-2 serbestlik derecesi ile t dağılımı tablosundan elde edilen kritik değerler kullanılır. Daha sonra belirlenen anlam düzeyine göre t tablosu yardımıyla kritik değer tespit edilir. Örneklem korelasyon değeri yardımıyla t eşittir r çarpı karekök n eksi 2 bölü karekök 1 eksi r'nin karesi istatistiği hesaplanarak tablodan elde edilen kritik değer ile karşılaştırılır. İstatistiksel kararın verilmesi aşamasında eğer hesaplanan t değeri t tablosu yardımıyla belirlenen kritik değer aralığında yer alıyor ise sıfır hipotezi x ve y değişkenleri arasında korelasyon yoktur hipotezi kabul edilir. Bu aralık dışında yer alıyor ise sıfır hipotezi x ve y değişkenleri arasında korelasyon yoktur hipotezi reddedilir. Alternatif hipotez x ve y değişkenleri arasında korelasyon vardır hipotezi kabul edilir. İstatistiksel anlamda iki değişken arasındaki ilişki denildiğinde bu değişkenlerin değerlerinin karşılıklı değişimleri arasında bir neden-sonuç ilişkisi veya bir bağlılık ilişkisi anlaşılır. Regresyon kelimesi bir değişkenle bir başka değişken arasında ilişki kurma işini ve ilişkinin biçimini anlatır. Bağımsız değişken x'in değerleri değişirken buna bağlı olarak bağımlı değişken y'nin değerleri de değişiyorsa bu iki değişken arasında ilişki olduğu söylenebilir. Değişkenler arasındaki bu ilişkinin matematiksel bir fonksiyonla ifade edilmesi regresyon analizinin konusunu oluşturur. İki değişken arasındaki ilişkinin gösteriminde kullanılan fonksiyona veya eşitliğe regresyon denklemi adı verilir. Değişkenler arasındaki ilişki için gerekli fonksiyonun veya eşitliğin hesaplanması ve tahminlerin oluşturulması işlemi regresyon analizi olarak adlandırılır. Regresyon analizinde Değişkenler arasındaki ilişki doğrusal olabileceği gibi eğrisel de olabilir. Eğer değişkenler arasındaki ilişki doğrusal ise doğrusal regresyon analizi değilse doğrusal olmayan regresyon analizi adını alır. Regresyon denklemi bir bağımlı ve bir bağımsız değişkenden meydana geliyorsa ve değişkenler arasındaki ilişki doğrusal ise yapılan regresyon analizi basit doğrusal regresyon analizi adını alır en hacimli örneklemden elde edilen veri setinde X ve Y değişkenleriyle ilgili gözlem değerleri yer alır. X ve Y değişkenleri arasında var olan kurumsal ilişki izleyen doğrusal model yardımıyla araştırılabilir. Basit doğrusal regresyon modeli Y indis i eşittir alfa artı beta çarpı X indis i artı epsilon indis i olarak yazılır. Modelde Y indis i bağımlı değişken y'nin i inci gözlem değerini, x indis i, bağımsız değişken x'in i inci gözlem değerini, epsilon indis i, i inci gözlem için ortalaması sıfır ve tüm gözlemler için sabit sigma standart sapmalı, normal dağılıma sahip olduğu varsayılan rastsal hatayı, alfa ve beta tahminlenecek parametre değerlerini gösterir. Alfa, x eşittir sıfır olduğunda, Y'nin alacağı değeri, beta, x'e meydana gelecek birim değişikliğin Y'deki oransal değişmeye göstermektedir. Ancak uygulamada her zaman evren değerlerinin tamamına ulaşmak mümkün olmadığından, örneklemeye başvurulur. Örneklem için X ve Y değişkenleri arasındaki kuramsal ilişki doğrusal tahmin denklemi ile araştırılabilir. Y indis i eşittir a artı b çarpı x indis i e artı e indis i. E. Bu modelde y indis i e, bağımlı değişken y'nin i e inci gözlem değerini, x indis i e, bağımsız değişken x'in i e inci gözlem değerini, e indis i i e, e inci gözlem için ortalaması sıfır ve tüm gözlemler için sabit sigma standart sapmalı normal dağılıma sahip olduğu varsayılan rastsal hatayı A ve B sırasıyla alfa ve beta'nın tahmin değerlerini gösterir. Benzer şekilde A, x eşittir 0 olduğunda y'nin değerini, B ise x'te meydana gelecek birim değişikliğin y'deki oransal etkisini gösterir. Ekranda yer alan şekil tahmin edilen regresyon modelinin grafiksel gösterimidir. En küçük kareler tekniği yardımıyla alfa ve beta parametrelerinin tahminleri. A ve B'nin hesaplanması için B eşittir X serisindeki terimlerin aritmetik ortalamadan sapmalarının Y serisindeki terimlerin ortalamadan sapmalarının çarpımlarının toplamı bölü X serisindeki terimlerin aritmetik ortalamadan sapmalarının karelerinin toplamı ve A eşittir Y ortalama eksi B çarpı X ortalama eşitlikleri kullanılır. Parametre tahminleri yardımıyla basit doğrusal regresyon denklemi y şapka eşittir a artı b çarpı x olarak yazılır. Araştırmada ilgilenilen x ve y değişkenlerinin standart sapmalarının bilinmesi durumunda b için b eşittir r çarpı s indis y bölü s indis x eşitliği de kullanılabilir. Tahminin standart hatası kavramını inceleyebilmek için Öncelikle regresyon analizinde ele alınan toplam değişkenliğin bileşenlerini incelemekte fayda vardır. Regresyon analizinde Y indis i ile Y'lerin ortalaması Y ortalama arasındaki fark toplam değişim olarak adlandırılır. Bu değişim miktarı iki bileşene kolaylıkla ayrılabilir. Bu bileşenler açıklanabilen değişim ve açıklanamayan değişim bileşenleridir. Açıklanamayan değişim y indis i eksi y şapka indis i olarak ifade edilirken açıklanabilen değişim y şapka indis i eksi y ortalama olacaktır. Açıklanamayan değişim i inci gözlemin hata terimi olarak adlandırılırken açıklanan değişim i inci gözlemin regresyon denklemi tarafından açıklanan kısmını temsil edecektir. Genel bir ifade ile toplam değişim için toplam değişim eşittir. Açıklanmayan değişim artı açıklanan değişim. Y indis i eksi y ortalama eşittir. Y indis i eksi y şapka indis i artı y şapka indis i eksiye ortalama olarak yazılabilir. Toplam değişim için oluşturulan bu yapı ekranda yer alan şekilde 8 birimlik bir regresyon problemi kullanılarak grafik üzerinde gösterilmiştir bileşenlerine ayrılan toplam değişim kavramından faydalanarak sapmaların kareleri toplamı toplam y indis i eksi y ortalamanın karesi eşittir. Toplam y indis i eksi y şapka indis i'nin karesi artı toplam y şapka indis i eksi y ortalamanın karesi eşitlikleri yardımıyla oluşturulur. Bu eşitliğin sol tarafı toplam değişkenlik ya da genel kareler toplamı GKT olarak ifade edilir. Eşitliğin sağ tarafında yer alan ilk toplam değeri açıklanamayan değişkenliktir ve hata kareler toplamı HKT olarak adlandırılır. Eşitliğin son bileşeni ise açıklanan değişkenliktir ve regresyon kareler toplamı RKT olarak adlandırılır. Bu ifadeleri kullanarak toplam değişkenlik, genel kareler toplamı eşittir hata kareler toplamı artı regresyon kareler toplamı şeklinde ifade edilebilir. Toplam değişkenliğin bileşenlerine ayrılmasının en büyük faydası hata kareler toplamı büyüklüğü bakımından gözlemlenen ve model yardımıyla hesaplanan değerler arasındaki uyumun iyiliğine bakabilmesidir. Eğer mükemmel uyum var ise hata kareler toplamı eşittir, sıfır olacaktır. Regresyon denklemi için hesaplanacak olan regresyon denklemi değişkenliği hata kareler toplamı değerinin serbestlik derecesine bölünmesiyle elde edilecektir. Y için tahmin değerleri belirlenmeden önce modelde yer alan iki parametrenin tahmin edilmesi gerektiğinden burada serbestlik derecesi en 2 olacaktır. Tahminin standart hatası hata kareler toplamının en 2 serbestlik derecesine bölümünün karekökü eşitliği yardımıyla hesaplanır. Tahminin standart hatası yorumlanırken hataların normal dağıldığı varsayımından faydalanılabilir. Hatırlanırsa normal dağılımda terimlerin %68.30'u aritmetik ortalamadan bir standart sapma uzaklıkta yer alacaklardır. Bu bilgi kullanılarak veri ile hesaplanan regresyon doğrusu hakkında çıkarsama yapılabilir. Eğer aynı veri seti için iki adet regresyon doğrusu hesaplanılmış ise bu doğrulardan daha küçük standart hataya sahip olan kullanılmalıdır. İlgilenilen iki değişken arasındaki doğrusal ilişki için en küçük kareler tekniği kullanılarak bir regresyon doğru denklemi tahmini işlemlerini buraya kadar yürüttükten sonra y değerlerini tahmin ederken x bağımsız değişkeninin değerlerini bilmenin gerçekten faydası var mıdır? sorusunun cevabının verilmesi gerekmektedir. Örneğin doğrunun eğimini veren beta kat sayısı sıfıra eşit ise ya da istatistiksel olarak test edilerek sıfıra eşit olarak bulunur ise modelden parametrenin çıkartılması gerekecektir. Dolayısıyla da x değişkenine ihtiyaç kalmayacaktır. Bu durumda ana kütle regresyon doğrusu y şapka eşittir, y ortalama olacak şekilde düz bir doğru olacaktır. Eğer beta değeri sıfıra eşit değilse y'nin değerlerinin tahmininde x değişkeni kullanılabilecektir. Bundan dolayı y'nin değerlerinin tahmininde regresyon doğrusu kullanımının faydası olup olmadığını görmek için beta eşittir sıfır, sıfır hipotezinin test edilmesi gerekir. Alternatif hipotez ise, betanın sıfırdan büyük ya da küçük olmasına göre kurulabileceği gibi, genellikle beta eşit değildir sıfır olacak şekilde çift yönlü olarak kurulur. Hipotezler sıfır hipotezi, beta eşittir sıfır, regresyon denklemi anlamlı değildir. Alternatif hipotez beta eşit değildir sıfır, regresyon denklemi anlamlıdır şeklinde yazılırlar. Testin yürütülmesinde T testi kullanılır. Evren, beta değerini tahmin etmek için kullandığımız B regresyon katsayısının standart hatası, tahminin standart hatası çarpı 1 bölü toplam X serisindeki terimlerin aritmetik ortalamadan sapmalarının karesi eşitliği yardımıyla hesaplanır. Sıfır hipotezini test etmek için hesaplanacak olan t istatistiği t eşittir b bölü b regresyon katsayısının standart hatası n 2 serbestlik derecesi ile belirli anlam düzeyine göre tablodan tespit edilen kritik değer ile karşılaştırılacaktır. Sıfır hipotezini test etmek için hesaplanacak olan t istatistiği n 2 serbestlik derecesi ile belirli anlam düzeyine göre T dağılımı tablosundan tespit edilen kritik değerden büyükse sıfır hipotezi reddedilir. Diğer bir ifadeyle evren B değerini tahmin etmek için kullandığımız B regresyon katsayısı istatistiksel olarak anlamlıdır. Yani elde edilen regresyon doğrusu amaca uygun olarak kullanılabilir. Çoğunlukla araştırmacılar, ele aldıkları iki değişken arasındaki ilişkinin nasıl olduğunu araştırmak istemektedir. Örneğin, ilgilenilen A değişkenindeki değişim B değişkeninde de aynı etkiyi gösterecek mi? A değişkeninin değeri artarsa, B değişkeninin de değeri artar mı ve benzeri sorular üzerinde durulabilir. Böyle durumlarda iki değişken arasındaki ilişkinin yönünü ve derecesini belirtebilmek için Pearson korelasyon katsayısını hesaplayabilirsiniz. Araştırmacılar bağımlı değişkende meydana gelen değişimin ne kadarının bağımsız değişken tarafından açıklandığını bilmek isteyebilir. Bu ilişkiyi gösteren değere belirlilik katsayısı adı verilir belirlilik katsayısını Pearson korelasyon katsayısı R'nin karesini alarak hesaplayabilirsiniz. 0 ile 1 arasında değerler alan belirlilik katsayısını yorumlayabilirsiniz. Bir bağımlı değişkende meydana gelen değişkenlik bir bağımsız değişkenle açıklanmak istenebilir. Örneğin bir fabrikadaki işçilerin kıdemleri ile aynı işçilerin haftalık üretimleri üzerindeki etkisi araştırılabilir. Basit doğrusal regresyon analizi yardımıyla bir model oluşturularak işçilerin haftalık üretimleri modellenir. Bu programda değişkenler arasındaki ilişkinin derecesi nedir? Bağımlı değişkendeki değişimin yüzde kaçı bağımsız değişken tarafından açıklanır? Bir bağımlı ve bir bağımsız değişkenle nasıl model kurulabilir sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi istatistik ders kitabının 8. ünitesinde yer almaktadır.